Balıkesir'e bağlı Kuş Cenneti'ndeyiz. Kuş Cenneti şu anda arkamda gördüğünüz yer tadilat aşamasındaymış. Gezemedik fakat bir çayır var. Zaten Kuş Cenneti'ndeki insanlar da şey diyor, burada daha çok kuş var diyor. Kuş Cenneti'nin içine girmenize gerek yok diyor. Burada kaldık. Kuş Cenneti'nde şu anda bir tadilat var. Yıllarca da sürecek gibi herhalde. Bakımsız biraz. Şu anda keyifli bir tatil yaptık. Plan yapmadık, program yapmadık. Geldik, burayı bulduk. Köylüler bize domates falan verdi, biber verdi. İşte ben Nil'e ayvayı gösteririm, ayva meyvesini. Ayva çıkarttı, oradan birisi verdi falan. Yani iletişim kurabileceğiniz insanlar var. Öte yandan marketçi biraz garip grup davranmış Aslı'ya. O marketçiden şikayetçiydi. Yani tabii bu şey yani. Karavan hayatında giderken yolda bir sürü insanla karşılaşıyorsunuz. Kimisi iyi oluyor, kimisi kötü oluyor. İşin güzel tarafı da bu aslında. Yani insan tanıyorsunuz. Yani insanları bu şekilde kendi yaşam alanlarında görmek vesaire insana farklı bir altyapı sunuyor. Tabii bunlardan istifade etmek sizin elinizde. Biz de geldik burada, güzel bir iki gün geçirdik. Karavan hayatına biraz daha ısınıyoruz. 24. gündeyiz. Geçen sene de bir 24 gün kalmıştık. Yani ama her gün daha yeni bir şeyler öğreniyorsun. Hayat da öyle. Biraz burada bulut hareketi vardı. Dün bulutları çektim. Onları koyarım videonun ekine. Yani hayat da aslında bulut hareketleri gibi elimizden akıp gidiyor. Yaşamın kıymetini, yaşamdan keyif alan insanlar ya da böyle bir anlam yaratmaya çalışan insanların daha keyifli bir yaşam sürdüklerine inanıyorum ben. En azından örnek aldığım insanlar öyle. Bu yönden Kuş Gölü'nü buraya gelecek olan insanlara tavsiye ederim. İletişim kurmalarını köylüyle, burada kaldıkları yerdeki çobanlarla falan önemli. Herhangi bir problem çıkmıyormuş. Yani burada insanlar kendi hallerindeymiş. O yönden güvenli bir alan. Tavsiye ederim. İyi seyirler diliyorum. Hepinize hoşça kalın.